Merhaba arkadaşlar. Şimdi bu dersimizde de bir soru çözümü gerçekleştireceğiz. İlk öncelikle bütün konulardan çözmeyi planlıyorum. Ona göre haberiniz olsun. Mevsimler bekliğinden başlayacağım. Daha sonrasında eklem ve hava durumu, hava olayları gibisinden devam edeceğim. Mesela ilk soruya bakalım birlikte. Buna göre ABCD konumları ile ilgili hangisi olabilir diyor. Bak hemen yuvarlak için alıyorum. Olabilir. Biliyorsunuz ben ihtimal olduğunda dahi olumlu bir şeyse olumlu ol, hani olumluyu arıyorum yani onu bilmem lazım. E, güneş ışınlarının güneş Dünya üzerindeki dik geldiği yüzeye bıraktığı ısı enerjisi miktarı dik geldiği yüzeye bıraktığı enerjisi miktarından fazladır. Yukarıdaki açıklamalar doğrultusunda Cemal Bey Kuzey Yarım Kürede bak Cemal Bey Kuzey Yarım Kürede bulunan arsasına güneş panelleri kurarak elektrik üretmeye başlıyor. Yıl içerisinde dünya güneş etrafında farklı konumlardayken panellerin ürettiği elektrik enerjisi miktarını gösteren grafik yandadır diyor. Şimdi görmüş olduğunuz gibi konumlar ve eee ürettiği enerjiler A'da mesela en azmış. Sonrasında e B geliyor, sonrasında görmüş olduğunuz gibi C geliyor ve D geliyor. Şimdi burada bakmamız gereken olay şu. Size size e, konumlar soruyor yani bu e, kuzey yarım ama tam olarak nasıl bir e, konum olması gerekiyor gibisinden mesela Ada en azsa sanki bu kış mevsiminin yaşandığı bir yerde olması gerekmiyor mu yani e, mesela örnek veriyorum şuradaki gibi veyahut da şuradaki gibi bir şey olması gerekmiyor mu ki kuzey yarım köyü biliyorsunuz e, 21 Aralık tarihinde 21 Aralık tarihinde en uzaktaymış gibi gözüküyor yani şu kısımda bir yerde gözükür o yüzden bizim A A olarak konumlandırdığımız yer 21 Aralık tarihine benzer olması lazım. Yani bu direktmen C ve B'yi elemesi lazım. Diğer Gel, gelelim diğerlerine. Şimdi diğerlerine baktığımızda ise şuna bakacaksınız. D de en yüksek değil mi? Evet en yüksek. E, D de en yüksek o zaman bunu 21 Haziran tarihine benzer bir yerde olması gerekmiyor mu? Gerekiyor. O zaman cevabımızın denizli olması gerekiyor. Bakın 21 Haziran tarihi. Diğerlerine hani adam akıllı bakmadım ya. Çünkü B ve C yani A ve D sizi belirleyen katman olması gerekiyor. O yüzden cevabınız deniz mi olması gerekiyor. Geldim bu soruya. Size bu soru demiş ki hangisi söylenebilir? Bakalım birlikte. Güneş ışınlarının gelme açısına göre bir cismin gölgesi gün içerisinde ve yıl içerisinde sürekli değişmektedir. Güneş ışınları öğle vakit İşte burada bilgiler var. 20 Mart 23 Eylül tarihlerinde Ekvator'a 21 Haziran'da Kuzey'e Yengeç Öğrencisi'nde 21 Aralık tarihinde ise Güney yarım küredeki olak dönesine 90 derecelik açılı düşer diyor. Bir ağacın 21 Aralık'ta farklı saatlerde ölçülen gölge boyları grafikte verilmiştir. Şimdi bak ağacın saat 8'deyken görmüş olduğunuz gibi 21 Aralık tarihi bu arada. Farklı saatlerde ölçülen gölge boyları. Şimdi bak 12'de gölge boyu yok. Ve 21 Aralık tarihi. Bu sanki böyle bir e, ufaktan oğlak dönemesine benzer bir yer değil mi? Yani güney yarım kürede olması gereken bir yer değil mi? Bakalım ölçüm yapıldı aç kuzey yarım kürede. Hayır bak güney yarım kürede. Bu yanlış. Aynı bölgede 21 Haziran tarihi 21 Haziran'da ölçüm yapılsaydı aynı saatler arasındaki e, gölge boyu daha kısa olurdu. Hayır 21 Haziran'da yapılsaydı bu e, kış olacağı için. Bu tam aksine olurdu. Yani daha uzun olması gerekirdi. Ölçüm ekvator çizgisi üzerindeki bir bölgede yapılmıştır. Hayır. Bariz bir şekilde belli. Ağacın üzerine termometre yerleştirilseydi. Gölge boyu ile termometre değeri ters orantılı değişirdi. Bak bu doğru. Niye? Çünkü gölge boyu yok. Ama en çok sıcaklık nerede? 12'de. O yüzden cevabınız Denizli olması gerekiyor. Geldim bir diğer soruma. Buradan da bir soru çözeceğim arkadaşlar. Diğer konulardan da çünkü çözmek istiyorum. Geldim bir diğer soruma. Diyor ki. Ee, burada. Buna göre K ve L Hangisi ilgili ne ulaşılamaz diyor. Hangisiyle yapılan görüm yapılamaz. Şimdi bak olumsuz bir şey arıyorum. Bir bölgedeki uzun yıllar boyunca gözlemlenen hava olaylarını ortalama e, durumuna iklim. Kısa sürede etkili olan hava şartlarının hava olayları denir. Aşağıdaki grafikte de K şehrine ait aylık ortalama yağış miktarı. TABO'da ise Ağustos ayında L şehrine ait e, 4 günlük hava tahminleri verilmiştir. Size e, bir yağış tahmini verilmiş ve arkadaşlar burada dikkat etmeniz gereken aslında şey şu. Şurada Fark ettiyseniz şu çizgi şurası görüyorsunuzdur diye düşünüyorum şu anda. Gördünüz mü? Çizgiden ötürü bakmanız gereken şey sıcaklık bak çizgi. Şu çizgi var ya hani bunu yağış olaraktan falan algılamayın. Mesela K şehrinin yağış milimetresi bak yağış ne kadar az Haziran'da Görmüş olduğunuz gibi sıcaklığı fazla. Demek ki bu biri. Kuzey bir Kuzey Erimköy'de bir ülke. L şehrine bakıyorum. L e, şehri ise. Bak pazar yağışlı. Eksi bir sıcaklık. Rüzgar orta. Pazar testi işte orta güneşli. Hafif. E, sonrasında güneşli ve sonrasında bulutlu gibi bir şey var. Ben şimdi buna bakarak da, hem tabloya bakacağım hem de aşıdaki, e, ne hangisi yorum yapılamaz. Ona bakmam gerekiyor. E, A, A şıkkına bakıyorum. K şehrine ait veriler. Klimatolog. L şehrine ait veriler. Meteorolog hazırlamıştır diyor. Şimdi K şehrine ait bilgiler farkındaysanız iklimi vermiş. O zaman bunun klimatolog olarak klimatologlar tarafından tabii ki hazırlanması gerekiyor. Daha sonrasında L şehrine ait bilgiler ise tabii ki meteorologlar tarafından hazırlanması gerekiyor. L şehri günde yarım yer alır. L şehri şurada Güneş yarım yer alır demiş. Buradaki şimdi bununla geleceğim. Karşı şehrinin bulunduğu ülkeye 3 Nisan'da ikbare yaşayan Fransa olabilir. Şimdi arkadaşlar bu olabilitesi var. KBL şeylerinde kış mevsiminde don olayı Şimdi burada yağış miktarının fazla olmasından bahsediyor ve görmüş olduğunuz gibi bak yine yağış var. Yağışın olduğu yerde don olayı pek gözlenmez. O yüzden biz bunu çık bu çıkarım yapamayız. Bu bilgilerden çıkaraktan. Z şehrinde güney yarım köyde yer alır. Şimdi hocam peki bunu çıkarabilir miyiz? Arkadaşlar burada evet belli bir şey vermemiş. Hani e, belli bir süre için vermemiş. Hangi ayda olduğunu vermemiş ama olabilitesi var mı? Olabilitesi var. Hani bir şekilde çıkarabilirim bunu. O yüzden bunun e, cevabının denizde olduğunu söylüyoruz. Şimdi geldim. Bu da bir e, basınç sorusu. Şimdi geldim basınç sorusuna. Arkadaşlar şimdi soru size ne demiş? X, Y ve, Z kaplarına sıvılar konulduğunda sıvı seviyeleri aynı olduğuna göre Zehra'nın kullandığı bu kaplar hangisi gibi olabilir? Olumlu bir şey arıyorum. Zehra farklı yoğunlukta ve eşit hacimlerde sıvılar alarak yatay bir zeminde bulunan özdeş K, L ve M kaplarını doldurarak deney düzeneği oluşturuyor. Deney sırasında deney sırasıyla aşağıdaki işlemleri takip ediyor. Birinci işlem. Başlangıçta kap tabanlarındaki sıvı basınçları kıyaslayarak not ediyormuş. İkinci işlem bak görmüş olduğunuz gibi birinci işlem kap tabanındaki e, sıvı basınçlarını kıyaslayarak not almış. Yani L en fazlaymış bu şeyde. E, K, L ve M kaplarından farklı miktarlarda sıvılar alarak tekrar kap tabanlarındaki sıvı basınçlarını not ediyor diyor. Şimdi bak arkadaşlar burada önemli bir ayrıntı şu aslında. Farklı yoğunluk eşit işte ajinlerde sıvılar yatay bir zeminde bulunan özdeş KLM kaplarını dolduruyor. Deniz sırasında bak bunları vermiştik biz şeyde K, ve M kaplarından farklı sıvılarda sıvılar farklı sıvılar alarak tekrar kap tabanlarındaki sıvı basınçlarını not ediyormuş. Şimdi bak ee, farklı miktarda sıvılar alarak tekrar kaptaki basınçlar bak, hepsi eşit farkındaysam. K, L ve M kaplarından <laughs> KL ve M kaplarından alınan sıvıları sırasıyla X, Y ve Z kaplarına koyuyor. Şimdi X, Y Z kaplarına koyduktan sonra konuduğunda sıvı seviyeleri aynı olduğuna göre. Şimdi Zehra'nın kullandığı bu kaplar aşağıdakilerin hangisi gibi olabilir? Şimdi bunların sıvı seviyeleri aynıysa sıvı basınçları aynıdır. Şimdi şuna bakmamız gerekiyor arkadaşlar. Diyeceksiniz ki bizim burada ilk etapta aynı sıvımız vardı. Ve başlangıçtaki kap tavanındaki sıvı basınçları ilk baş farkındaysanız L en yüksekteydi. Yani L'nin sanki böyle bir ufaktan bir daralma mevzu varmış gibi. Yani şöyle söyleyeyim. Bir şöyle kabım olsun. Bir şöyle kabım olsun. Bir tane şöyle kabım olsun. Mesela L sanki şuna dolmuş gibi değil mi? Çünkü daha bak aynı sıvılar, aynı miktarda, aynı hacimde ve o daha yükseğe çıkmış. Normal şartlar altındakiler hani şurada kalmış. Daha genişlemesi olanlar ise şöyle aşağıda kalmış. Yani mesela bu M iken şu L, şu da K mesela gibi. O zaman e, senin L'deki koymuş olduğun eğer benim sıvılarımın konulduğu sıvı sebebi eşitse senin L'ye koyduğun kap biraz daha geniş olması gerekiyor. Yani şu yeşil e, turuncu sıvının biraz daha şu şekilde bir kaba olmuş olması gerekiyor. Tıpkı A ya da B'deki gibi. Bunlar elenir direkt ben. Peki benim sıvı seviyelerim eşitse ben farkındaysanız M'de en azdım. O zaman benim boyumun diğerlerine eşit, eşit olması için mor olan şu M M'nin içinde olan sıvının biraz da böyle dar bir kılıpta olması gerekiyor. O ki birazcık yükselsin. Bak yüksekliğini biraz arttırdım bu şekilde. X ise orta değerde olması gerekiyor. O yüzden cevabınız ne olması lazım? Bursa olması lazım. Yani tamamıyla eşit sıvıdayken en çok en çok basıncı yapan şeyin turuncu sıvı olmasından ötürü bunu çıkardım. Çünkü bak diyor ki bu kadar aldım. Hepsi eşit oldu ve ee, hani ben bunları başka bir kaba koyuyorum. Sıvı yükseklikler aynı. O zaman bak senin daha geniş bir kaba koyman lazım ki bunu. E, sonucunda yükseklik diğerlerine eşit kıyaslı olsun. O yüzden bu sorumuzda böyle bir soruydu. Diğer bir e, soruma geçtim. Diğer bir soruda şunu bakacaksınız. Diyor ki e, bu da ne soru? Gaz basıncı sorusuydu. Evet. Adil Bey hatta ilk şunu okuyalım. Buna göre Van Tuz'un İkinci durumda camdan kaymaması aşağıdakilerin hangisiyle açıklanır? Olumlu bir şey arıyorum. Adil Bey arabasının camına navigasyon cihazı asmak için aldığı vantuzları aşağıdaki gibi cama yapıştırıyor. Birinci durum vantuzun içindeki havayı boşaltmadan cama yapıştırıyor. İkinci durum vantuzun içindeki havayı boşaltarak cama yapıştırıyor. Burada navigasyon cihazını vantuz aslında vantuz yerinden çıkıyor. Cam navigasyon cihazını vantuz aslında vantuz yerinden çıkmıyor. Çünkü burada içinde hava var. Burada ise bir basınç yapmıştım ben. Hangisiyle açıklanır diyor. Açık hava basıncının vantuzun içindeki gaz basıncından düşük olması düşük olsaydı hani içerisi patlardı yani o şimdi buna geleceğim kalsın vantuz ile cam arasındaki havanın fazla olması e, bunların arkadaşlar hani o aşağı yukarı sanki bunu anlatıyormuş gibidir ama siz tüm şıkları her zaman okuyun vantuza uygulanan e, açık hava basıncının birinci durumdakinden fazla olması açık hava basıncının vantuzun içindeki gaz basıncından yüksek olması arkadaşlar sizin ee, şöyle söyleyeyim. İçerideki gaz basıncının fazla olduğu bir yerde bir patlama mevzubahis olmaz mıydı? Ben öyle söylemiştim mi size hani. O zaman açık hava basıncı vantuzun içindeki gaz basıncından yüksek olsaydı hani içerideki e, ikinci durumdaki hani şu cama yapışmalarından bahsediyoruz ya içerideki durum sen hani basıncı o kadar azaltmışsın ki açık hava basıncı ona o kadar gelmiş ki or oraya asıldı kalmış. Açık hava basıncının eğer vantuzun içindeki şu olay aslında ilkini açıklar. İçerideki gaz basıncı, açık hava basıncı içerideki gaz basıncından daha düşük nerede? Çünkü içeriye sen havayı bildin biriktirdin. O yüzden cevabınızın denizli olması gerekiyor. Van ile cam arasındaki havanın fazla oluşu biliyorsunuz ki birinci durumla alakalı. van uygunu açık hava basıncının birinci durumdan fazla olması. Yani açık hava basıncı aynı. Herhangi bir değişiklik yok. Buna sakın kanmayın arkadaşlar. Şimdi geldim. Burada asit baz deneyi var. Tüplerdeki renk değişimi dikkate alındığında lahana suyuna ilave edilen madde ve lahana suyunun gözlemlenen renk değişimi hangi seçenekteki gibi olamaz. Şimdi sana demiş ki günlük hayatta kullandığımız bazı maddelerin asit mi baz mı olduğunu saptamak için yine günlük hayattan bazı maddeleri kullanabiliriz bilgisini veren fen bilimleri öğretmeni. Konunun daha anlaşılabilir olması için aşağıdaki deneyi yapıyor. Kırmızı lahana yapraklarını küçük yapraklı küçük parçalara ayırıp bir tencereye koyuyor. Kırmızı lahana suyu biliyorsunuz indikatörümüz arkadaşlar doğal ayracımız. Ee, sonrasında karışımı süzgeçten geçirip elde ettiği lahana suyundan 6 ayrı deney tüpünün her birine yaklaşık 15 milim koyuyor. Tüplerden birini refer, refer, e, referans alarak ayırıp diğer beşini sırasıyla yeterince limon, kahve gözyaşı, sabun ve kireç ilave ediyor. Daha sonrasında deney tüplerindeki deney, de, renk değişimini gözlemliyor. Bak şimdi limon bir asittir kahve bir asittir bak morlaşmış mor gözyaşı bir bazdır Sabun bir bazdır. Kireç bir bazın zirvesi yani. O zaman mesela kola. Kolanın içerisinde asit var değil mi? O zaman kırmızı pembe olması normal mi? Normal. Çay. Açık pembe. Arkadaşlar çayın içerisinde de bir asit vardır. Hatta sizin içerisine limon kattığınızda böyle renginin bir tuhaflaşması aslında çayın da bir indikatör olmasından kaynaklıdır. Açık pembe. Çayda bir estetik aslında özelliği sahip. Doğru. Şimdi Kabartma tozu açık mavi. Gel bu kalsın bir. Sirke yeşil. Şimdi şimdi şuna bakmanız gerekiyor diyeceksiniz ki burada. Bizim kabartma tozumuz bir kere baz değil mi? E baz toz mu? açık mavi olması gerek. Kabartma tozu, tozu bazdır arkadaşlar. Ama sirke, sirke bir asit değil mi? Asitleri bu mor pembe gibi bir şey yapmıyor mu? Yeşil yapma imkanı yok diyeceksiniz. O yüzden bu denizlinin olma ihtimali de olmamalı. Geldim bir periyodik sistem sorusundan. Buna göre KLM ve N renk elementlerinin renkleri ve periyodik tablodaki yerleri aşı seçeneklerinden hangisinin doğru olduğunu bir şey arıyorum. Elementler periyodik tabloya artan atom numarasına göre yerleştirilmiştir. Yatay sıraları periyot dikey sütunlara grup adı verilmiştir. Aşağıda özellikleri verilen KLM ve N elementlerinin grup ve periyot numaraları arasındaki ilişki grafiklerle gösterilmiştir. Isıya dayanıklı cam imalatında ve roketlerde ateşleyici olarak kullanılan yarı metaller e, ee, dış macunu kireç ve çimento üretiminde kullanılan bir metaldir. E, ee, erime kanama noktası düşüktür ve uçan balonlarda kullanılan bir soy gazdır. Bak uçan balon deyince bir direkt bir mesela helyum geliyor. E, neyse biz gene de bakalım. Veyahut da helyumdan başka tabii soy gazlar da olabilir. E, ee, üzme havuzlarında kullanılan mikrop öldürücü olarak kullanılan ve molekül yapılı bir ametaldir. Sanki böyle klora benziyor bu da. Geldim. Diyor ki buna göre KLM elementlerinin renkleri ve periyodik tablodaki yerleri aşağıdakilerin hangisi gibi olabilir? Grup numarası farkındaysanız K en küçük, L, M, L sonrasında L, G sonrasında M sonrasında ne? Yani K, L, M, N gerekiyor bundan aslında. Ee, gel devam edelim. Daha sonrasında buraya e, buraya baktığımda periyot numarası bak M ve N aynı periyotta farkındaysanız. M ve N'nin aynı periyotta olmasını izlemem gerekiyor. Mesela bu elendi direkt mi? Bak M ve N aynı periyotta değil. Geldim. Devam ediyorum. Burada e, senin K en düşükteydi. Grup numarası. Sonrasında L geliyordu. Sonrasında M. Sonrasında ne? Bak. K en düşükte. Sonrasında L geliyor. Sonrasında M geliyor. Sonrasında N geliyor. K en düşükte. Sonrasında L Bak, Bu da elendi. Şu an cevabınız ya A ya denizde olması gerekiyor. Şimdi buradan ilerleyerek bulmamız lazım. Bak periyot numarası en fazla farkında mısınız? K. Hani şunlara bakmadan bile çözebilirsiniz aslında şu şeylerden. Periyot numarası en büyük K. K'nın demek ki en altta olması lazım. K en altta. K en altta. Şimdi. Geldim. Özellikleri o zaman. K'dan daha az bir özellikte bir L var şurada. Daha sonrasında ise M ve N geliyor. Bunlardan da bahsetmiştik zaten. Şimdi. Ee, size demiş ki burada arkadaşlar işte diş macunu kireç ve içmen üretiminde kullanılan bir metal e, ve ısıya dayanıklı cam mümkünatında kullanılan bir yarı metal. Bunlardan bir yarı metal. Burada farkında olsun hiç yarı metal yok. Bordan bahsediyor aslında şuradan yani. Bak buraya L bor. O yüzden cevabınız ne olması gerekiyor? Denizli olması gerekiyor. Yani tüm bilgileri kullanabilmeniz lazım arkadaşlar. Hani bir sakin sakin bir şekilde düşünüp bütün bilgileri kullanmaya çalışın. Diyor ki buna göre Filiz'in raporundaki notlar incelendiğinde aşağıdaki sonuçların hangisine ulaşılamaz? Bakıyorum. Demiş ki bizim Filiz deney tüpünün içine birkaç alet kesme şeker koyup tüpün ağzına balon geçiriyor ve deneyine başlıyor. Deney sonunda raporunu aşağıdaki gibi hazırlıyor. İçindeki, şek içinde şeker olan balon takılı burada ulaşılamaz arıyorum. İçinde şeker olan balon takılı deney tüpünü tartıp ispirit ocağını yaktım. Bak İçinde şeker olan balon takılı deney tüpünü tartıp ispirt ocağını yaktım. E, tüpteki şekerin içine eri, içinde ay pardon, tüpteki şekerin önce eridiğini sonra kömürleştiğini daha sonra ise balonun şiştiğini gözlemledim. İspirt ocağını kapatarak tüpün soğumasını bekledim. Bu sırada balon hacminin azaldığını gözlemledim. Tüp soğuduğunda tartıp tüpün kütlesinde bir değişme olmadığını bak kapalı kal tabii ki kütle değişmeyecek. Kimyasal tepmini kütle korunur istisnasız. Isınan madde genleşti mi? Genleşti. ne yani. büyüdü yani böyle. Şekerdeki renk değişimi fiziksel değişim sonucu mu? Hayır. Geleceğim oraya Kimyasal değişimler sonrasında madde tekrar ilk haline dönemez. Doğru. Arkadaşlar yaktık biz şekeri. Yani şeker fiziksel değişim olabilir mi sizce? Altına ateşi verdik de verdik. Verdik de verdik. O yüzden bu yanlış bir öncül. Geldim buraya. Bu da fiziksel kimyasal değişimle alakalı bir şeysin Bir soruydu geldi hatırlıyorum. Şimdi geldim. Ee, diyorum ki Fen bilimleri öğretmeni burada ne söylenebilir soruyormuş. O zaman ben şimdi bu ışıklara bakaraktan bir cevaplayayım. Şimdi arkadaşlar buna göre görselleri getiren öğrencilerle ilgili. Fen bilimleri öğretmeni fiziksel kimyasal değişim konusunu anlattıktan sonra Eda, Aylin, Ceren, Arda, Beyza, Fatih adlı altı öğrencisini eşit iki gruba ayırarak öğrencilerden fiziksel veya kimyasal değişim ile ilgili birer görsel getirmelerini ister. Öğrencilerin getirdiği görsellerle şunlar bilinmektedir. Erkeklerin her ikisi de maddenin iç yapısında bir değişiklik olmadığı değişim. Bak iç yapısında bir değişiklik yok. O zaman ne değişimi bu? Fiziksel değişim. Tamam. Ailem grubundaki tek kız öğrencidir. Şimdi arkadaşlar adam yani daha doğrusu öğretmen fiziksel ve kimyasal değişim için iki tane gruba ayırıyor öğrencileri. Bunların birine fiziksel değişim birine kimyasal değişim veriyor. Farkındaysanız erkeklerin her ikisi de maddenin iç yapısında bir değişikliğin olmadığı değişim getiriyor. Yani şu Arda, Arda ve Fatih. Şuraya not alıyorum bak. Arda ve Fatih fiziksel değişimi örnek almış tamam mı? Arda fiziksel değişimi örnek olarak gökkuşu oluşması görselini getirmiş olabilir, olabilir mi? Gayet olabilir bence de. Eda kimyasal değişimleri örnek olarak zeytinyağından sabun elde edilmesini e, görselini getirmiş olabilir. Arkadaşlar zeytinyağdan hani o kadar çok şeyden geçiyor ve sabun elde ediliyor. Kimyasal arasında tabii ki değişiklik var. Doğru. Bir, ol, birin belkinin olduğu ışıkları e, kal, kalsın değerlere gitsin. Ailen yeni maddelerin oluştuğu değişim türüne mermerin asitle aşınması görselini getirmiş olabilir. Bak e, ailen yeni maddelerin oluştuğu değişim türüne mermerin asitle aşınması görselini getirmişti. Bu aşınma arkadaşlar yeni madde oluşumu değil ki. Feyza dişlerinin çürümesi Fatih ise yoğurttan ayran elbisi görsene getirmiş olabilir. Feyza dişlerinin çürümesiyle kimyasal değişimi fizik, Fatih ise biliyorsunuz ki fiziksel değişimi yoğurt elbisinde tabii ki getirmiştir. Cevap Ceyhan olabilir. Daha doğrusu olur. Geldim bu soruya. Son iki tane daha soru çözeyim arkadaşlar. Bitireceğim. Şey demiş ki öz ısısı hatta bundan sonraki bir tane daha sorumu da şeyden çözeceğim. E, etkileşimi ile ilgili bir soru. Diyor ki buna, buna göre her iki grupta öz ısısı en büyük ve en küçük olan maddeler hangi seçenekte doğru verilmiştir? Şimdi bak ısınan maddenin tanecikten ortalama hareket enerjisi artar. Öz ısısı büyük olan maddeler geç ısınıp geç soğurken öz ısısı küçük olan maddeler erken ısınıp erken soğur. Bize de demiştik öz ısı değerine aslında, aslında zorluk katsayısı demiştik. Geldim devam ediyorum. Bir araştırmacı yukarıda verilen bilgileri test etmek için farklı cins modeller kullanarak İki grup oluşturmuştur. Birinci grupta ilk sıcaklıkları aynı olan maddeleri aynı ortama soğumaya bırakmıştır. Bak, ee, bunu iki grup oluşturuyor. Bu bir. Birinci grup ilk sıcaklıkta aynı olan maddeleri aynı ortama soğumaya bırakmıştır. Bak, sağlıyorum 20 santigrat derecede ben 2-3 tane malzemeyi bıraktım. İkinci grupta ise ilk sıcaklıkları aynı olan maddeleri özdeş ısıtıcıları eşit süre ısıtmıştır. Birini bırakıyorsun, birini ısıtıyorsun. İlk durum, birinci grup biliyorsunuz ki bırakmıştı. İlk durumda farkındaysanız, bak bu soğumamış. Demek ki L maddesinin öz ısı değeri ne kadar büyükse artık soğuyamamış, İçini soğutamamış yani. Anlatabiliyor muyum? Ama mesela K'ye bakın, o oh, en küçük, yani bildiğin öz ısı değeri ne kadar düşükse artık hemen direktmen ısınmış yani. Hemen direktmen soğumuş daha doğrusu. O yüzden diyeceksiniz ki bir kere bunun bir L ve K maddeleri birinin hani L maddesi daha doğrusu özde çok büyüktür. L'nin olduklarını o yüzden işaretlememiz gerekiyor. L, L bunlar gitti. Ve Kaan'ın da attı. Ama direkt ben cevap çıktı mı olsun biz devam edelim yine de. Cevap direkt Adana çıktı. Buraya geldim. Isıtıyorum. Bak bunu ısıtmışım. Farkında mısın? Adam akıladı, adı hani ısınamamış. Ne kadar büyük artık öz O yüzden özü çok büyük diyeceğim. Ama buna bak bir de ne kadar çok artmış özü değer O yüzden cevabınız Adana olması gerekiyor. Geldim bu soruya bunu da söylüyor ve bitiriyorum arkadaşlar. Şimdi gençler, bizim bilmemiz gereken şey şu. Burada buna göre birinci kaba buz atılmasından itibaren buzun tamamının tamamını eriyip ısı ve durduğu ana kadar kaptaki su bu ha, su ve buzun sıcaklık zaman grafiği. Hocam bunlar e, çok zor diyebilirsiniz ama bunlar arkadaşlar zor falan değil aslında. Siz yapabilirsiniz. Aşağıda öz ısıları arasındaki ilişki. Bak. KL bunu gözün önüne yaz şöyle. KL öz ısı Demek ki K zor ısınacak. Özdeş ebatlarda K ve L blokları özdeş ısıtıcılarla 80 santigrat dereceye kadar ısıtılıyormuş. Bak ısıtıcı vermişim. Eşit ısıtıcı 80 santigrat kadar ısınıyor. O zaman K'nın adam akıl erimemesi lazım. Çünkü özdeşleri yüksek. Isıtılan K ve L blokları içlerinde eşit miktarda ve aynı sıcaklıkta su bulunan birinci ve ikinci kaplara eşit miktarda aynı sıcaklık. Aynı birebir yani birbirinin. Birinci ve ikinci kaplara sırası daldırılarak denge sıcaklığına ulaşıncaya kadar bekletilip çıkarılıyor. Daha sonrasında her bir kaba 0 santigrat ve eşit buz parçaları atılıyor. İkinci kaba buz atılmasından itibaren buzun tamamının, tamamı eriyip ısı alışverişi durduğu ana kadar kaptaki su ve buzun sıcaklık zaman grafiği aşı şekildeki gibi oluyor. Bu L için, L için geçerli. Şurası için geçerli. O zaman senin şuna bakman gerekiyor. Arkadaşlar burada L'nin ben öz değerinin düşük, bunun K'dan daha düşük olduğunu biliyorum. O zaman K daha büyükse K'nın biraz buz halinden biraz daha şöyle yukarı doğru çıkıp yorması gerekmiyor mu bu malzemeyi? Yorması gerekiyor. Mesela bu 60'tan aşağı inmeye başlamış. Ka ise ne olacak? Daha zor ısındığı için daha yukarıdan inmeye, daha yukarıdan inmeye başlayacak. O yüzden demem gerekiyor ki benim burada. L eğer 60'tan iniyorsa bir kere benim 60'tan bahsetmem imkanı yok. Veya da ben buz gibi şunun gibi çıkmam imkanı yok. Buz, bunun gibi direktmen yukarı çıkmam imkanı yok. Çünkü buz halinden biraz yükselmem lazım. Onun ihtimali yok. Geldim 70 mi 80 mi olduğuna. Arkadaşlar burada bizim e, bilmemiz gereken şeyler şunlar. İkinci kapı buz atıldığında itibaren buzun tamamı eriyip ısı alışveriş durduğu ana kadar tap, e, kaptaki su ve buzun sıcaklık zaman grafiği verilmiştir. Burada e, buz hala ilerliyor ve bu su tamamen buz olmuş durumda gibi gözüküyor. Bu, birinci kapı buz atılmasına itibaren buzun tamamen eriyip ısı alışveriş durduğu ana kadar. Yani bizim burada aslında aralarındaki ilişki bir, bir ilişki olduğuna göre bak 80 santigrat dereceye kadar ısıtılmış bunlar sonuçta. E, o zaman bunlar bu daha zor ısındığına göre 80'e kadar çıkmasının imkanı yok. O yüzden 70'te kalıp bunun bu şekilde bir grafiği olması gerekiyor. Bak tekrar söylüyorum. Buzun bir katı hal olarak kalması lazım şurada bir yerde. Anlatabiliyor muyum? O yüzden bu grafiğim benim için doğru olacaktır. O zaman kendinize çok çok dikkat edin diyorum arkadaşlar. Görüşürüz.